Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın skandal soykırım çıkışına çok sert cevap verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden, 24 Nisan günü yayınlandığı mesajda mesnetsiz, haksız ve hakikatlere aykırı ifadeler kullanmıştır. Bizi ziyadesiyle üzdü. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa eğer bizimle tarih konusunda yarışa girecek olursa onlar insan içine çıkamayacak duruma gelecektir. Bunu biz değil, Avrupalı tarihçiler diyor. Türkiye olarak tarihte yaşanan acıların yarıştırılması gibi bir anlayışı kesinlikle insani bulmuyoruz. Ama şayet böyle bir yola girilecekse bu yarıştan anlak, vicdanı müsteri, kalbi mutmain çıkacak tek millet ve devletin biz olduğunu da hatırlatmak isteriz. Radikal Ermeni çevrelerin ve Türkiye karşıtı grupların baskısıyla yer verildiğini düşünüyoruz. Yıllardır dile getirilen Ermeni iddiaları konusunda ortak bir tarih komisyonu kurulması teklifimize hala bir cevap alamadık. Ermeni çeteleri sadece Anadolu'da savunmasız sivil Türkleri ve Kürtleri, Kafkasya tarafında da Çerkezleri katletmişlerdir. Yaptıkları katliamları ve yüz binlerce insanı göçe zorladıklarını övünerek anlatmışlardır. Bununla ilgili pek çok belge bölge ülkelerin arşivlerinde mevcuttur. Ermeni nüfusu geçici olarak başka bölgelere gönderme kararı alınmıştır. Bu karar çete saldırıların yoğun olduğu yerlerdeki Ermeni nüfusu kapsamaktadır. Yeri değiştirilen Ermeni nüfusun sayısı konusunda pek çok tezvirat ortada dolaşmaktadır. Dünya Savaşı öncesi Ermeni nüfusu 1 milyon 300 bindir. Şu anda 1 milyonun üzerinde arşivlerimizde belge var. Ben belgelere dayanarak konuşuyorum, Sayın Biden gibi konuşmuyor. Acaba Amerika'nın arşivinde ne kadar belge var? Avrupa'da ne kadar belge var? Açabiliyor mu? Biz hodri meydan diyoruz. Ama bu çağrılara cevap veremediler. Ermeni tarihçiler kayıpların çoğunun cephedeki savaşlarda yaşandığını da belirtirler. Osmanlı Devleti Ermeni nüfusu başka bir yere göndermemiş, kendi toprakları içinde yer değiştirmiştir. Hazırlık için bir hafta süre verilmiş, mazareti olanlar sevkten muaf tutulmuştur. Sevkte gereken idari tedbirler alınmış, gereken tahsisat yerel birimlere gönderilmiştir. Kimsesiz kalmış olan Ermeni çocuklar sahip çıkılarak kendileri için yetimhaneler kurulmuştur Sayın Biden. Mağdur olan Ermenilere dışarıdan yardım gönderilmesine hiçbir zaman ses çıkartılmamıştır. Hiçbir yerde Ermenilere ait toplu mezara rastlayamazsınız. Böyle bir hadise yaşanmamıştır. Birçok Türkiye ait toplu mezar vardır. Şu anda İstanbul'umuzda 100 bin Ermeni yaşamaktadır. Savaş sonrası geri dönenlerle bu rakam bir ara 650 bine yaklaşmıştır. İnsanlar katlettikleri, soykırıma uğratıldıkları bir yerlere gönüllü olarak geri dönmezler Sayın Biden. İngilizler tarafından 1921 yılında yapılan nüfus istatistiğinde toplam Ermeni nüfus 1,2 milyona yakın olarak belirtilmektedir. 30 yıl önce işgal edilen Dağlık Karabağ ve Azerbaycan şehirlerinde yapılanlar da ortadadır. Sayın Biden, Minsk üçlüsü diye bir üçlü oluşturulmuştu. En yeni, en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.